İzleyiciler bilmeyebilir. Ahmet Çakan orada bir kızgınlığı vardı. Çok yakın, çok severim. Çok da söyler bunu geçmişten beri. Ayşen de dile getirdi ama burada şeyi ihmal edersek, yani hepimiz kızgınız. Hepimiz kızıyoruz insanlar. Keşke gelse. Sadece bu değil. İşte sayıyor bir sürü şey. Yani 20 yaşındaki İYİ Parti'nin tutuklanmasına da gitsek. Aslında gelip gelmemeye de indirgemesek hayır, mi bu değil. Tartışmayı? Gelip gelme değil. Tepki gösterse keşke. Tepki keşke. Diyorum ya keşke. Tartışırız. Şimdi 20 yaşındaki de göster. Şimdi bu çok doğru bir şey. Ahlaki bir şey. İnsanlar bütün tarih boyunca bu ülkede, ben çok 20 yaşındaydım, aydınlar yakıldı. Televizyondan izledik. Toplum Alevi ve çok küçük bir sol sosyal demokrat, demokrat kesim dışında insanlar yakıldı. Buna tepki göstermedi. 10 Ekim katliamı ki çok vahşi. Yani hani o vahşet aşılamıyor zaten. Onu yaşayanları gördüğünüz zaman ama yani ertesi gün Konya stadında saygı duruşunda yuhlandı. Koca bir kent yuhladılar ölenleri. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Keşke olsa, keşke çağrılar karşılık bulsa. Korkmayın demek, keşke korku aşılsa ama tarihte korkmayın diyerek hiçbir toplumun korkuyu aştığı görülmemiş. Mesela Arjantin tarihte bize benzer aslında şeyleri yaşadı. O yaşadığı şoklar, travmalar, kayıplar belki bugün Türkiye'dekinden bile hani bir acı yarıştırılmaz ama hani onlarınki çok dehşet bir tarihleri vardır. Bunun için 30-40 yıl örgütlenerek mücadele ettir. 30-40 yıl. Yani hani bu işler güzel, yani ben şunu anlamaya çalışıyorum, şunu söylemeye çalışıyorum. Gezi 2013'te oldu. Milyonlarca insan katıldı, hepimiz katıldık. Herkes katıldı, pek çok kesim. Hepimiz oradaydık. 9 yıl geçti. 9 yılda Türkiye toplumu her gün, her hücresine şoklandı. Bakın o 2013'ten yaşananlarla kıyaslamayın. 2013'ten sonra her gün herkesin farklı bir beğenelim beğenmeyelim cemaatçi diye binlerce insan işsiz kaldı 2013'ten sonra. Bilmiyoruz hala hani neye el konuldu, mallar paylaşıldı, bir şeyler oldu, bir şeyler oldu. Ondan sonra bir 2016 darbe girişimi oldu. Onun üzerine üniversiteler boşaltıldı. Kobane olayları bahane edilerek, o olaylar bile bilmiyoruz ne olduğunu. Çünkü Suriye'ye girmişsin, orayı bombalıyorsun, cihatçılar geliyor, senin ülkende eylemler yapıyor. Havalimanın basıldı bu ülkede, havalimanı, Atatürk Havalimanı. Şimdi saydığın zaman 9 yılda olanlardan sonra bunu sadece korku ya da korkmazlık olarak açıklayamıyoruz. Bu bir şoklama, toplumu şokluyorsun her açıdan. Bak ağacı kesiyorsun, ağacı mı kurtarayım, gölü kurutuyorsun. Gölü mü kurtarayım derken Selahattin Demirtaş'ı içeri atıyorsun, dava yok ortada. Kürtler, ona oy verenler, onu sevenler onun davasına koştururken oradan bir 20 yaşındaki çocuğu atıyorsun. Gidiyorsun 103 kişiyi bombalıyorsun. Herkes diyor ki ya bunlar solcu, evet uzak duruyor toplum ama gidiyorsun havalimanında önüne geleni öldürüyorsun. Rayna'yı basıyorsun, toplumun daha elit, daha hani herkesin magazin sayfalarında gördüğü bir kesimin gittiği bir mekanda İnsanlar öldürüldü, o da gitti. Yılbaşı kutlamasının önüne yılbaşı kutlaması. Yani şunu, Garopaylan'a işte bir gün gidiyorsun, onu linç ettiriyorsun. Öbür taraftan da başka bir şey oluyor. Yani hani mesela Kılıçdaroğlu'nu da yapıyorsun, Ekrem İmamoğlu'nu da yapıyorsun. Şunu anlatmaya çalışıyorum. 10 yıldır toplum her gün bu devletin olanakları kullanılarak her türden insan, her türden farklı kesim şoklanıyor, dehşete uğratılıyor. Bunun sonucunda ben korku çıktığını düşünmüyorum. Bunun sonucunda birçok saldırı terör saldırısı. Hücrelerine kadar toplumu parçalıyorsun, parçaladın. Şimdi Gezi bütün bir farklı kesimlerin tek bir hücre, tek bir organizma olarak birleşebileceğinin bir göstergesiydi. Herkesin kendi derdiyle tek bir mekanda buluşabileceğinin. O günden beri Erdoğan iktidarı işte bu hücreyi, bu tek bir organizmaya ulaşabilecek toplumu hücre hücre parçaladı. O yüzden insanların sandığı beklemesini anlıyorum ben. Hani çünkü başa çıkabileceği kadar kendisini aştığını düşünen bir sorunlarla karşı karşıya. Öyleyse bunu değiştirebilmenin tek bir imkanı bunu görüyor. Şu olsa, şu imkanı görse mesela örneğin Gezi davasından sonra bugün Meral Hanım evet konuşma güzel, herkesi coşturdu ama davadan önce bir konuşma yok. Kılıçdaroğlu çok güzel konuştu. Ben bu şunu şöyle söylemiyorum. Meral Akşener niye sokağa çıkmıyor, niye gelmiyor anlamında da söylemiyorum. Olup bittikten sonra evet çok güzel yükselterek söyleyebiliriz ama sizler toplumu örgütleyecek kesimlersiniz. Bu arada Gezi'de Kılıçdaroğlu vardı. Partisiniz. Parti demek topluma yön veren,
sadece o isteyene yön veren. Bütün bu olaylarda bu partiden hiçbiri topluma yön veremedi, yol açamadı, önderlik edemedi, bir çıkış sunamadı. Bir şeye tepki göstermenin nasıl o makul bir tepkiyi de organize edemedi, bir öfkeyi de organize edemedi. Şimdi bütün bunları organize edemediğim zaman ya kendi kendine patlıyor insanlar ya da kayıtsızlık biliyor, ne olduğunu bilse bile diyor ki sandık gelsin, değiştireyim de kökten kurtulayım. O yüzden bu çağrıları anlıyorum, kızgınlığı anlıyorum ama maalesef 10 yılda yaşananların üzerine pek bir şey ifade etmiyor. Gezi'nin örgütsüz, büyüsü biraz da o değil miydi? Yani örgütsüz Gezi, olması, bir örgütleyenin, bir yönlendirenin öyle olmaması değil şimdi miydi? Bunlar birden çıkmıyor. 2002'den 2013'e kadar bir şeyler yaşandı tabii, ülkede. Tabii tabii. Pek çok ay yaştan. Büyük, sadece o değil, büyük davalar var. Yani toplumun büyük Kumpas kesimlerinin davaları, elinden bir şeyler alındığı davalar sınav var. Davalara baktığımızda o zaman ne olduğunu çok, anlarız. Mesela evet. Fethullahçıların ağırlıkta olduğu bütün toplumu... Yani, etkileyen, sindirmeye çalışan büyük bir baskı yani, vardı. Tek tek tabii, bireysel bir şey yoktu orada. Toplumun aslında belli düşüncelere sahip kesimlerini toptan birbirinden kopartıp mahkum etmeye dönük ciddi şeyler yapıldı. Şimdi 2013'e gelene kadar bunlar. Yani öğrenciler mesela toptan hedef oldu. Kızlı erkekli yurt, kalıyorlar diyerek Denizli'de. Sınav soruları çalındı. Yani o zaman İnternet yaşanan yasağı, büyük şeyler Fenerbahçe operasyonu. Bu toplum ona refleks gösterdi işte. O zaman anladılar ki Erdoğan'ın taktiği, siyaseti bu. Bu anladı ki toplumu hücrelerini bölmen lazım. Yani toptan bir kesimi hedef almak değil. Aldı ve onun karşılığı Gezi'de çıktı. Bu sefer herkese bir şey, herkesin hayatına bir şeyle müdahale ediyor. İşte o kırmızı çizgiyi ortadan kaldırdı. Şunu demek istiyorum. Şeyde buna örgütlü bir yanıt verilemediği yurdu zaman, yani örgütlü yanıt da şu demek değil, hep yanlış anlaşılıyor. Sokağa çıkıp nümayiş yapmak demek değil ama örgütlü yanıt bir siyasi partinin, derneğin, sendikanın bünyesinde güvenli bir şekilde, çünkü neyin arkasında yürüdüğünü biliyorsun. Senin neyi, seni temsil eden insanların olduğunu bildiğin için onların peşinde yürümek. Türkiye toplumu hiç mi refleks göstermedi tarihinde? 60'lardan beri dünyadaki en önemli, en güzel, en kitlesel eylemleri yapabilmiş bir toplumdur. Böyle şey olur mu? 90'larda bu ülkede memurlar yüz binlerce yürüyebilmiş madenci haftalar yürüyüşüdür için. Hani dünyanın en hani şöyle görüyoruz. Biridir. Türk toplumu refleks olur mu? Kürtler çıktı, siyasetçisi içeride. Şimdi başını koparttılar. Yani bunu kastediyorum. Orada konuşan insanların da diyorum hepsi çok yakınımız, canımız, ciğerimiz. Kaç kere yattı Ahmetçik ama bir milletvekili, bir parti temsilcisi. Evet. Orada 5 tane partinin temsilcisi var ama parti yok. Yani bunu eleştirmek için söylemiyorum, anlayalım. Korku değil mesele. Daha dün yani çok bir arkadaşımın sosyoekonomik durumu çok iyi düzeyde olan 81 yaşındaki akrabası Facebook'ta yaptığı bir şeyden dolayı gece polis geldi aldı. Korktuysa yazmaz zaten. Ama bu böyle gösterebiliyor tepkisini. Sen bunu bir siyasete çeviremediğin zaman yarın başka bir davada da aynı şey olur.